Türkiye İstatistik Kurumu ücretli çalışan istatistikleri Mart 2021 verilerini açıkladı. Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,5 arttı. Bu yükselişte sanayi sektörü önemli yer tuttu. Türkiye'de ücretli çalışan sayısı 13 milyon 274 kişi. Sanayideki istihdam ise 4 milyon 597 bine ulaştı. Mart'ta sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam bir önceki aya göre 56 bin, geçen yılın aynı ayına göre ise 392 bin arttı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üreterek büyüyeceğiz mesajı vererek TÜİK istatistiklerini değerlendirdi. Varank, sanayi sektörünün başarılı performansı istihdama katkı vermeye devam ediyor dedi. Ege'nin ihracatında sanayi sektörünün payı da artıyor. Bu arada Ege bölgesinden yapılan sanayi ihracatı da arttı. Geçen yıl Ocak-Nisan döneminde 5 milyar 678 milyon dolar olan sanayi ihracatı 2021'in aynı döneminde %31 artışla 7 milyar 425 milyon dolara yükseldi. Bölge ihracatına en fazla katkıyı 3 milyar 622 milyon dolarla İzmir verdi. İzmir'i 1 milyar 678 milyon dolarla Manisa ve 1 milyar 337 milyon dolarla Denizli takip etti. Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Karabağlı, üretim ve istihdama yatırımın yeni fırsatlara kapı araladığını söyledi. Önümüzdeki dönemde de teknoloji odaklı ihracatın artmasını bekliyoruz. Çünkü netice itibariyle sanayici katma değerli ürün ile lojistikteki meydana gelecek maliyet dezavantajlarını bertaraf edebileceğinin farkına vardı. Ve bir müddettir devam eden Ege bölgesindeki teknoloji odaklı üretim, katma değerli ürün ihracatı katlanarak devam edecek. Bunu bekliyoruz. Dolayısıyla tam da bu konuda yatırım yapmanın dönemi olduğunu düşünüyorum. İnsan kaynaklarına, teknolojiye ve üretime yatırım devam etmeli ve eğer devam ederse pandemi bizim için gerçekten bir fırsat olacaktır.